Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Eğlenceli bölüm garantisi evet. Veriyoruz. Herkesin çok merak ettiği ve herkesin çok sevdiği, özellikle Türkiye'de erkeklerin çok ilgi odağı olan bir konu otomobil. Sıfır arabalar da var, ikinci el arabalar da var ama imkan olarak ikinci el araba almak şu anda ekonomik durum içinde daha elverişli olduğu için makul de görünüyor. Evet, makul de görünüyor. Nasıl yorumluyorsun Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasını? Yani bayağı eğlenceli yorumlarım var o konuda. Neresinden başlayalım? Sıfırdan başlayalım mı? Olur. Geçtiğimiz günlerde kredi paketi açıklandı biliyorsun. 4 tane sektöre kredi desteği var. Bunlardan bir tanesi de otomotiv sektörü. İşte çok uygun kredi faiziyle kredi veriliyor. İnsanlara diyor ki git şu anlaşmalı firmadan bu faizle arabanı al. Buraya kadar güzel. Yalnız güzel bir şey söyleyeceğim sana. Bir yandan da o markalar aynı gün içerisinde fiyatlarını %15, %20 arttırıyor. Yani sen, ben düşük faizli kredi alıyorum, hadi gideyim araba alayım diye gidiyorsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şu arabayı alayım diyorsun. O diyor ki 150 bindi ama şu anda 165 bin. Ben kitabı okumuştum. Müteahhitler de yapıyor aynısını. Bravo. Bunlar zaten danışıklı demiş. Bunlar anlaşmalı. Evet. Yani ben buradan krediyi düşürüyormuşum gibi çek pampa, sen de oradan fiyatı yükseltiyormuşsun gibi çek pampa oluyor. Aslında her şey kafa kafaya, aynı şey. Evet, bir illüzyon. Yani. Ve fiyata otomatik olarak, zam olarak yansıyan, şimdi niye alıyorum ben araba? Bizim de genetiğimizde mi var ne? Krediler düştüğü zaman insanlar kendini ev almak ya da araba almak zorunda hissediyor. Krediler düşmüş, hemen ev almalıyım. Zaten seni o tuzağa çekiyorlar krediyi düşürerek. Krediler düştü diye hemen ev almak zorunda değilsin. Yani bu... tamam, geleceğini görüyorsundur bu işin de. Krediler düşmüş, hemen araba almak zorundayım. Ya herhangi bir şeyi almadan önce aslında şu soruyu sormamız lazım değil mi kendimize? İhtiyacım var. Benim bunu almaya ihtiyacım var mı arkadaş? Soru. Bu kadar basit birinci ya. Birinci soru ya. İkinci sorusu da var onun. Çünkü herkes buna birinciye net yanıt veremeyebiliyor. Yani ihtiyacı olmayan da evet ihtiyacım olsa güzel olur falan diyebilir. İkinci soru, yatırım yapacak param var mı? Bunu almazsam yaşayabilir miyim? Hmm. Yani ölmeden hayatıma devam edebiliyor muyum? Evet. Bu benim için Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir basamak. Şimdi durum böyle oluyor ya. Sıfır araba zaten sıfır araba almak özellikle Türkiye'de gerçekten zul. Bir araba alıyorsun, bir araba da ÖTV'den, KTV'den dolayı devlete alıyorsun. Dünyanın parasını veriyorsun hiç hak etmeyen arabalara. Kantağı çeviriyorsun. %30 da değer kaybını yiyorsun. O plaka takıldı mı? Şey var. En azından insanlar şöyle bakıyor. Abi diyor bizde diyor. Araba da sıfır da alsan diyor. Değer kaybetmiyor diyor. Zaten 2-3 sene sonra diyor aynı paraya satıyorsun. Lan 2-3 sene sonra aynı paraya sattığın zaman aynı parayı mı almış oluyorsun? 2-3 sene önce 150 bin liraya araba aldın. Şimdi satıyorum diyorsun 150 bin liraya. Dolar değer kaybetmedi diyor. Dolar? 3 sene önce dolar 3 liraydı. Anlatabiliyor muyum? Ya o şimdi hanımı kandırmak için, kendini ikna etmek için bravo. Kendimize söylemiş olduğumuz tatlış yalanlar. Bravo. Bir de ikinci elde bizde daha korkunç durumlar var. Bizim ikinci el piyasamızda. Zaten dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ikinci el piyasası yok. Özellikle gelişmiş ülkelerde ikinci el piyasası yok neredeyse. Onlar çöpe atıyorlar arabayı. Hurda diye çıkarıyorlar. Çünkü gayet kolaylıkla sıfırına erişebiliyor adam. Birkaç ay çalışıp bir araba alabiliyor. Yani bir araba almak için 20 sene para biriktirmek zorunda değil. Evet. O yüzden bir arabayı kullanacağı kadar kullanıyor. Ondan sonra yok pahasına ya da hurda bedeline satıyor. Adam gidiyor bakkaldan yeni bir tane araba alıyor kendine. Bizde durum öyle değil. Bizde arabaya erişmek zor. O yüzden ikinci el arabanın da bir değeri var. İkinci el araba piyasasını da o internet siteleri yok mu o internet siteleri? Onlar bizi mahvetti. Daha öncesinde de galericiler mahvediyordu. En azından şimdi içim rahat. Kazanıyorsa birey kendi kazanıyor galericiden ziyade. Evet. Galericilerin kazandığı paralara çünkü acıyorum ben yani. Senden alırken zalim. Sana satarken daha da zalim. Senin malını öldürüyor 20'den alıyor. Ondan sonra aynı malı bir anlatıyor 35'ten satıyor. 15'i de cebine koyuyor. Şimdi bu iş artık herkes bireysel galerici oldu. Adamın arabası var. Diyor ki ben koyayım abi diyor internet sitesine. Ne olacak diyor. Elime mi yapışır?
Açıyor bir ilan oraya. Kaç para arabanın nedir? 50 lira. Yaz oraya diyor 65. Veren geri zekalı olursa diyor. Kışkışlarım diyor. Onun yerine başkasını alır. O 65'i yazdım oraya. Arayan soran olmuyor ilk başta. Birkaç gün sonra öbürsü de giriyor. Lan diyor ben arabamı satmam lazım. Bakalım piyasada ne yazmışlar? Bakalım piyasası ne? 60. Yazıyor 60. Öbürü yazıyor 60. Öbürü yazıyor 61. Kendi kendine suni bir olmayan fiyat oluştu. Bu adam da diyor ki lan ben 60 yazdım diyor. Keyfe gider satılık. Keyfe gider satılığın da Türkçesi ne biliyor musun? Alır sana ekime almaz sat. Zaten diyor. Öyle keyif mi olur lan? Bir de bak şöyle yazıyor bak. Araç temiz. Araç 8 yaşında. Garaj arabası 150 bin kilometre. Lan garajda mı yaptın o kilometre? İleri geri mi gidiyorsunuz diye. Garaj arabası. Keyfe keder boyalı. Püf çiziği vardı. Biz onu komple boyattık. Zevkten yani. Boya takıntısı olan aramasın. Boya takıntısı olanın daha nasıl... Sinirliyiz de yani. Araç full. Full. Tamam fullü anlayabiliyorum. Full artı full. Daha da full. Artı full. Sordum bir gün bir tanesine. Merakımdan. Abi bu artı full ne olur? Sunroof var diyor. Hmm. Artı full. Oğlum dedim sunroof işte. Yazsana niye bir insanlara. Meğerse orada da clickbait varmış. Full artı full. İşte bak şeylerin seçenekler bayağı satıcı. Gördüğün gibi evet. Gerçekten keyfe keder satıyor. Bir de Tremer takıntısı olan araması. Ha. İstanbul'da yaşıyoruz. Bah bravo. O kadar da olacak. Bir arabanın aynası olmuş zaten 1000 lira. Sadece lira. Ciddi alıcılar arasın. Ben aracı öyle her zaman gösteremem. Hani çok ciddiysen bir kaporu atarsan o zaman görürsün falan. Şey diyorsun değil mi? Yani acaba ben bu arabayı alırsam dayak yer miyim? Bir yerinde dayak yer miyim? Bir şeyin sonunda var yani. Neredeyse onu da yazacak yani. Bak bu kriterlere uymadan geliyorsan ağzınızı burnunuzu kırarım. Falan o tarz bir satış. Evet. Lan kız mı alıyoruz araba mı alıyoruz? Kız alırken kayınbaba bu kadar sormuyor. Boya takıntısı olan aramasın. Kızımızın saçı sarı. Boya. Bravo. Tampondan da darbeli. Yok artık. Bak ya. Kendine araba alacak bir adamın yerine koy. Ne alacağın? Fiyatlar uçuyor. Sahipler delirmiş. Alacak adam da sinir hastası oluyor. Yani orada arabalarına sürekli fiyat yükselten, oluşmamış bir piyasa üzerinden fiyat yükselten adamlar var. Ve adam diyor ki ben hızla bu ikinci el arabayı almalıyım. Yoksa iki hafta daha beklersem 61 bin lira yazan 68 bin lira olacak diyor belki de. Araba neredeyse bir yatırım aracı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ben uyguna araba aldım. Bunu bindiğimde yanıma kar kalır. Bravo. O da var. Ya ikinci el arabanın sıfır fiyatını geçtiği dönem gördüm diyorum sana ya. O da neden oluyor biliyor musun? Sıfır arabalarda bekleme sorunu var ya, renk sorunu, bekleme sorunu. Sabırsızız. Yani onun ikinci elini aynı parayı bile vermeye hazırız ki hemen alalım. Bir de çok büyük takıntı ve klişelerimiz var. Yani mesela abi Alman arabası al ya da Japon arabası al. İşte Toyota alırsan anahtarı havaya atsan düşene kadar satın alır. He. İşte Alman arabası çok sağlam. Onun ikinci eli para eder. Onun parçası pahalı. Falan bu tarz böyle bir sürü kriterleri olan bir toplumuz. O yüzden ikinci el araç piyasası biraz hani arz talep para çokomel eğrisi üzerinden geliyor. Bak buradaki para çokomel tamamen halkın kendi kendine yarattığı para çokomel. Burada müdahaleyi, burada absürt durumu biz yaratıyoruz. Abi Türkiye'de sıfır arabayı en çok yani alan 3 tane grup var. Bir tanesi ben sıfır arabaya binerim arkadaş, param da var sıfıra binerim diyen, tamam. Binerim diyen takıntılı abimiz. Bir tanesi şirketim çok kâr ediyor. Bunu bir şekilde vergiden düşmem lazım. Hani devlete vereceğim ben gideyim vergi o iş araba alırım ama. Falan. Aynen bunu konuşuruz. O iş şeye döndü. Araba kiralayayım, ha. Komplesini amortisman evet. Düşeyim. Aynen öyle. Diğer grupta ortaklı bir şirketim varsa hanımların sidik yarışı. Ha evet. Ahmet'in arabasını gördün mü? Onlar evet. Kendileri renk almışlar. O zaman biz de kendimize
Audi'ni ya da bir şey falan filan almamız lazım. Yani bizde araba piyasasını etkileyen faktörler ne bak? Dünyanın diğer hiçbir yerinde olmayan faktörler. Yani değişik bir ülkeyiz. Gerçekten çok. Değişik insanların. Evet. Eğlenceli de bence. Mesela bir araba konusunda şu kadar eğlenceli esprinin yapılabilmiyor olması lazım yani. Değil mi? Araba yani. Binersin ve gidersin. Seni bir yerden bir yere götüren emlak sektörünü araçtır. Konuştuk. Bu kadar eğlendik mi? Yani biz herhalde eğleniyoruz aslında ama bu kadar eğlenmedik de. Turizm sektörünü konuştuk. Sinirlendik falan. Otomobil gülüyoruz. Türkiye'de bunları düşünerek fiyatlarını ya da işte bunu alayım mı almayayım mı üzerinden şey yapmak lazım. Sadece benim bu videoda aslında uyarım şu. Evet, kredi faizleri çok düştü. Fakat o kredi faizleri daha düşer düşmez arabaların satış fiyatlarına yansıdı. O yüzden kendinizi faizler düştü hemen gidip araba almak zorundaymışım gibi hissetmeyin. İhtiyacınız varsa bir düşünün. İhtiyacınız varsa evet. Ha bir de şu var. Yine bir malı alırken sorman gereken şey şu. Ben bunu aldıktan sonra aynı malın arz talep dengesi aynı şekilde devam edecek mi? Yani ev alıyorsam bundan sonra eve olan talep bu şekilde devam edecek mi? Yoksa artar mı? Yoksa düşer mi? Araba alıyorsan bundan sonra arabaya olan talep böyle devam edecek mi? Artar mı ya da düşer mi? Öyle düşün. Ben şunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde evet kredi bolca, bol keseden kredi musluklarını açtık. Ucuz kredi dağıtıyoruz. Karşılığında fiyatlara zam olarak yansıdı. Ve bu kredilerin seneye ödenebileceğini düşünüyor musunuz? Birinci soru bu. Krediyi aldın. Normal maaşlı çalışan bir adamsın. Diyorsun ki ben bu krediyi uygun fiyatlı maaşımdan şu kadar ayırarak ödeyebilirim. 6 sene ya da 10 sene boyunca. Seneye o aldığın maaşı sağlayan iş yerinde duruyor olacak mı acaba? Gibi bir soru. Hadi duruyor diyelim ki sen o şirketin içinde durabiliyor olacak mısın? Olacak mısın? Yani işin duruyor mu senin? Seneye aynı iş hala sana para kazandırıyor. Evet. Gibi bir soru var. Benim kafamda var. Pek çok insan bu sorunu yaşayacak. Yaşadılar. Pandemi sürecinde işsiz kalanlar. Bundan sonra da işte konkordatolar var. İflaslar olacak muhtemelen. Ya da işten çıkarmalar olacak. İşten çıkarmanın serbest kaldığı anda. Doğal olarak sen hala bunu ödeyebiliyor olacak mısın? Sen ödeyebiliyorsan da yandaki ödeyebiliyor olacak mı? Bundan bir sene sonra hala otomobil piyasası, otomotive olan, otomobile olan talep bu kadar devam edecek mi? Ev konusu da öyle kritik. Sen evi aldın. Şimdi dedin ki kredi uygun. Boyandı gözün, gittin evi aldın. Seneye İstanbul'daki ev stoku sayısını biliyor musun? Seneye hala bu talep devam ediyor olacak mı? Bu süre içerisinde yeni evler stoklara girmiş olacak mı? Yani biten inşaatlar olacak ve yeni bir arz daha doğmuş olacak. Son paranı eğer o eve veriyorsan, para ihtiyacın olduğunda o evi direkt nakite çevirebilecek misin? Sen satabilecek birini bulacak mısın? Sen diyorsun ki, ya ev 500 bin liraydı, 580 bin liraya çıktı. O 500'den 580'e çıkmasının sebebi, zaten suni sana verdiği ucuz kredi nedeniyle fiyat arttı. İnsanların kapıya dayanıp, abi senin evini almak istiyorum diye 5 kişi dayanırsak biz, sen 500'lük eve dersin ki, lan bu kadar talep var. 1 milyon yapayım. 500, 550, 580, 580'i veren alsın dersin. Evet. Bu arz talep dengesinde oluşacak bir şeydir. Senin evin var, müteahhitsin. Dedin ki, oh krediler düşmüş, bizim evler ne kadardı? 500, yaz 580. Buysa eğer, bu bambaşka bir şey. Ki bu. Ya bizim ülkemiz aslında çok fazla Eckhart Tolle diye bir yazar var. Onun öğretisine göre yaşayan bir ülke olduk. Anı yaşıyoruz. Yani gel bugünü gün et benimle, yarını yarın düşünsün. Bugün öyle. Ben arabamı alayım, hevesimi alayım. Volkswagen, Audi neyse, Mercedes. Seneye işten mi çıkarıldık? Ya onu o zaman düşünürüz. Deriz ki ne yapayım baba, işte şirketim iflas etti. Bir sürü oldu. Bak pandemi oldu. Bize de aciz geldi. Bize de aciz geldi. Arabayı verdik. Evet. Ne oldu? Bindiğim yanıma kar kaldı. Bravo. Bizde politikalar da böyle öğretildiği için. İşte bir araba boyu yol kat edemiyoruz. Yani ön tekerlek nereye gidiyorsa arka da oraya gidiyor. İyi bak, güzel örnek otomobil konusunda. Evet, güzel oldu. Yaşanan bu eğlenceli anların sebepleri bunlar. Maalesef. Yani gülüyoruz da aslında biraz böyle Levent Kırca
parodisi ama gibi komik gülüyoruz. Abi hani otomobil aç o siteleri ilanları oku falan. Yani gerçekten komik. Ya bir tanesi vardı. Citroen C4 satıyor. Diyor ki bana bu arabayı tavsiye edenin, bana bu arabayı aldıranın. Fenomen olmuştu ilan. Citroen için şöyle, Peugeot için de aynı. Zaten aynı banttan çıkıyorlar. Onlardan alıyorsan iki tane alacaksın. Gerçekten yedek parça. Yok yedek parça değil. Biri bakımdayken ikinciyi kullanacaksın. O çünkü öbürü bakımdan çıkan araba odur. Şimdi markayı karalamayalım. Ben Peugeot kullandım, güzel arabaydı. Bu bir ekonomi videosundan çok ekonomik davranış modeli videosu aslında. Evet. Ekonomi videosuna da son birkaç cümleyle çevireyim. Yatırımlık olarak bakılıyorsa araba almak karlı mı diye, şu an için fiyatı artıyor gibi görünüyor olsa da reel olarak bir getiri sağlamayacaktır. Eğer özellikle gidip sıfır araç alırsanız, onu söyleyeyim, ekonomik tarafı bu. Yatırım tavsiyesi değildir ama. Zaten araba senin hayatını kolaylaştıran bir araç. Ona bu gözle bakıyor olman lazım. Ve asıl özelliği 4 tane tekerleği olan, İçine bindiğin zaman seni gitmek istediğin yere götüren alet. Çeşitli markaları var. Çeşitli fiyatları var. Yani 5 milyon TL'ye de araba var. 25 bin liraya da araba var. İkisine de bindiğin zaman aynı yere götürüyor. Benim buna bakış açım biraz bu. Ha birkaç tane daha özellik istersin. İstersin ki bir kliması olsun. İstersin ki camları böyle böyle çevirmeyeyim falan. Böyle küçük şeylerin olabilir. Lükslerin olabilir. Ama işte arabamda Bluetooth olsun, sunroof olsun vesaire olsun. Kendisi park etsin. Ha, kendisi park etmesin arkadaş. Dıt 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 olsun. Arkasında kamera olsun. Bu zamana kadar arkada kamera mı vardı bundan 10 sene öncesine kadar? İnsanlar daha yetkindi. Daha özellikliydi. Evet. Otomatik vites, düz vites araba kullanamıyor kimse. Oralara gelene kadar kimse, oraya navigasyon koymuş, hepimiz embesil olduk. Navigasyon gene güzel bir şey abi, ilk defa gittiğin yere götürüyor seni. Embesil olduk tabi. Ha, navigasyona o kadar bağlanıyorsun ki. Birkaç kere gittiğin yeri, dördüncü kere hala navigasyonla navigasyon gidiyorsun. Navigasyon o gün çöktüyse sıçtın. Tabi navigasyon olmasa gidemeyeceksin. Ha, eskiden zorlanırdın birinci gidişinde ama birinci gidişinde öğrenirdin, ikinci de aynı yere giderdin. Evet. Şimdi aynı yere 4 kere aynı navigasyonla gidiyorsun. Evet. Arabayı park edeceksin, arka şeyi göreceksin. Arabayı göreyim de çarpmayayım. Yarın öbür gün acil bir durumda arka park sensörü olmayan ya da arkaya gümledin. Evet. Yani insanların yetkinliklerini de alıyor elinden. Daha geri zekalı, daha özelliksiz insanlar haline getiriyor. Bu tarz lüksler. Evet. Zaten benim bir lafım var. Lüks kurdu köpek yapan şeydir. O yüzden bu kadar fazla lükse, bu kadar fazla şeye de gitmeyelim. Bir aracınız olsun istiyor olabilirsiniz. Bu bir özellikle içinde bulunduğumuz zamanlarda bir lüks değil, bir zorunluluk, bir ihtiyaç. Ama araba ihtiyaç. Yani 500 bin liralık araba bir zorunluluk değil. 1 milyon liralık araba hiç değil. O da farklı psikolojik dinamikleri var işte, bahsettik ya. Yani işte, o ayrı bir konuşulur yani. İşte o dinamiklere, psikolojik olarak o dinamiklere kapılıyor olmak bizi bu hale düşürüyor zaten. Evet. Buna da kapitalizm denmiyor mu zaten? İyi de biz o arabayı üreten kişi değiliz. Yani senin o lüks ihtiyacın, senin o konfor ihtiyacın o arabayı üreten ülkeye yarıyor. Sen o arabayı ona para vererek alıyorsun. O yüzden, o kadar da kendi ülkene veriyorsun. Ha, vergi olarak. Düzen değişmiyor. Yani. Düzen ufak ufak değişiyor da işte düzülen değişiyor. Evet. Evet, vatandaş. Dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bir otomobil videosu çektik ama biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Konuyla alakalı eğer sizin de görüş ve fikirleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Sorularınız varsa onları da yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.